Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Animoto'nun kullanıcı arayüzünü inceleyeceğiz. Öncesinde Animoto nedir? Hangi amaçlarla kullanılabilir ve nasıl kayıt olunur? Onlarla başlayalım. Günümüzde video editleri çok popüler. Diyelim ki siz bir video editi yapmak istiyorsunuz. Burada iki yolunuz var. İlki bir program indirip bilgisayarınıza kurup veya hazır olan bir program aracılığıyla edit yapmanız. İkinci seçenek de internet üzerinden Animoto benzeri video edit sitelerini kullanmanız. Bu sitede Animoto'da şu işlemleri yapabiliyorsunuz. Öncelikle ses ekleyebiliyorsunuz. Videolarınızı kesebilir, birleştirebilirsiniz. Videolarınıza görseller ekleyebilirsiniz ve efektler ekleyebilirsiniz. Kısaca Animoto bu şekilde kullanılıyor. Animoto'ya iki şekilde kaydolabiliyoruz. İlki e-mail yöntemi, ikincisi de Facebook yöntemi. Siz e-mail bilgilerinizi girdikten sonra kayıt olmadan önce hangi şekilde kullanacağınızı seçiyorsunuz. Ben kişisel kullanım diyorum. Bu şekilde kaydolabiliyorsunuz. İkinci seçenek kayıt seçeneğimizde Facebook üzerinden kayıt. Facebook üzerinden kayıtta da Animoto Facebook adresinizle birleşiyor ve kaydoluyorsunuz kısa bir şekilde, hiçbir işlem yapmadan neredeyse. Daha sonrasında yine nasıl kullanacağınızı, hangi alanda kullanacağınızı bildiriyorsunuz siteye. Ben daha önceden bir üyelik açmıştım, onun için direkt kayıt oluyorum. Daha doğrusu giriş yapıyorum. Evet, bana ait çalışmalarımın bulunduğu sayfaya geldik. Öncelikle kısaca bu sayfayı anlatayım. Pek bir şey yok açıkçası ama yine de bir bilginiz olsun. Burada My Videos kısmında kendi video hazırladığım editleri görebiliyorum. Bunlar üzerinde bunları indirebiliyorum, paylaşabiliyorum, bunları çalıştırabiliyorum veya kopyalayabilir, silebilirim. Bu işlemleri yapabiliyoruz. İkinci kısmı ödeme kısmı. Ödeme kısmında şu an ben deneme sürümündeyim. Deneme seviyesindeyim daha doğrusu. Sürümünüzü arttırabiliyorsunuz. Burada bir problem var sanırım internette. Planınızı seçip aylık ödeme şekilleriyle hesabımızı yükseltebiliyorsunuz. Animoto blogundaysa, blog kısmındaysa daha önceden yapılmış çalışmalardan fikirler alabilirsiniz. Buradan küçük küçük ipuçları alabilirsiniz. Yani kısaca kendinizi geliştirebileceğiniz kısım blog kısmı. Biz şimdi bir çalışma yapalım. Create kısmına bastım, tıkladım ve burada örnek çalışmalar var. Bunlardan birini seçebiliriz. Ben doğum günü olanı seçeceğim. Burada bir doğum günü sürprizi yapılmış. Videomuzun son hali bu şekilde. Hani biraz ileri sararak göstereyim. Evet, şu an videomuz parçalara ayrıldı ve daha önce video haline gelmeden önceki seviyesine döndü. Burada hangi işlemleri yapabiliriz? Medya kısmından buraya kendi videolarımızı veya fotoğraflarımızı ekleyebiliriz. Kolajlarımızı yine ekleyebiliriz. Dizayn kısmında yazımızın boyutu, türü seçilebilir. Mesela buradan işte herhangi bir yazı türü seçilebilir. Style kısmında temamız seçilebilir. Veya düzen, yine hangisini seçelim? Mesela şunu seçelim. Şu videoyu seçtiğimizde bütün, şu temayı seçtiğimizde videodaki bütün tema buna göre ayarlanacak. Retro kısmında videomuzun nasıl görüneceği, yani 16:9 mu yoksa birebir şekilde kare mi olacağı seçilebilir. Filtrelerimiz var yine. Filtrelerimizde
basit görsel efektler ekleyebiliriz. Mesela siyah beyaz seçtiğim için bütün fotoğraflar ve videolar siyah beyaz haline geldi. Onu da göndereyim. Müziklerimiz var. Yine biz burada kendi müziklerimizi ekleyebiliriz ya da eklediğimiz müziği kesebiliriz. Mesela şunu şu şekilde keselim. Kesme işaret işlemi, evet, bitti. Direkt seçtiğimiz yerden başlayacak. Veya işte kendi kütüphanemizden şarkılar seçebiliriz. Veya burada hazır olan şarkılardan birini seçebiliriz. Animo çok kısaca bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Okay.